Maalesef yine kötü bir haberle karşınızdayım. Yani bir günde şu tarz videolar çekerken sizlere iyi haberler verelim ama malum Türkiye'deyiz. Türkiye'de yaşıyoruz. Ülkemizin 2020 yılından sonra burnu bir türlü boktan kurtulmadığı için bu tarz kötü haberlere bence alışmak zorundayız. Daha doğrusu alışırız. Şimdi 2020 yılında henüz Mart ayındayken ülkemize biliyorsunuz COVID-19 gelmişti ve biz bu vakalarıyla uğraşmaya başlamıştık. İşte maskeler taktık. Sokaklara çıkamadık bir süre. Aşının bulunması için haberleri izleyip dualar ettik derken bu olay da bitti gitti. 2021 yılında orman yangınları derken 2022 yılında benim de en çok yani kötü olduğum durumlardan bir tanesi annesinin kafasını kesen madde kullanan bir şerefsiz. 2023 yılında daha yakın bir zamanda gerçekleşen 6 Şubat günü, Kusatrayı'nda 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra da Şanlıurfa'da gerçekleşen sel felaketinden sonra yani say say bunlar bitmeyecek. Bu ülkede zaten bunlar hayat bitmez. Yani iyi bir haber görmemiz mümkün değil şu dönemlerde. Yani o yüzden ülkemizin burnu bütün boktan kurtulmuyor. Orman yangınları da demişken şimdiki durağımız ise Çanakkale. Şimdi şimdiki durağımız dedim de çok önceden de orman yangınları vardı. Avusturya'da da vardı. Türkiye'mizde de olup Ama bazı insanlar bu yangının haberini aldığı anda salak salak işte yok yangın olmasaydı manzarayı çekerdik gibi paylaşımlar yaparak zeka seviyelerini gösterdikleri için de kendilerini tebrik ediyorum burada. Peki şimdi asıl sorumuz şundan dolayı. Bu yangınların sebebi ne? Yani mantıklı olarak bazı kaynaklar insanlar bunun sıcak hava dolayısıyla çıktığını söylerken bir diğer kaynaklarda bunun cam kırıklıkları sebebiyle çıktığını belirtmiş. Şimdi Ormana gittin güzel kardeşim, mangalını yaptın, yasak olmasına rağmen etrafını topla kardeşim. Yani yedin yemeğini, mangalını yaptın, yemesini biliyorsan pisliğini toplamasını bileceksin. Yazık değil mi yani hayvanlara, sen onların yerinde olsan? Gel bir empati kur burada mesela. Senin yaşam yerini yaksalar veya oraya pislik atsalar ne hissedersin? Dilin yok, konuşamıyorsun, yani bunu bilmek için profesör olmaya ihtiyaç yok. Merhametli olmak ve empati kurmak bence yeterli oluyor. Görüntüleri zaten bulabildiğim kadarıyla buraya koyacağım. Koymaya çalışacağım daha doğrusu. Bu tarz pisliğini temizle ben insanlar yüzünden ormanlarımız içinde bulunan canlılarımız hayatlar kopabiliyor. İnsanlar evlerini kaybedebiliyor. Bir kişinin hatası pahalıya patlayabiliyor. Lütfen dikkatli olalım. Ormanlar sizin mangal yapacağınız bir yer değildir. Ormanlar hayvanların yaşam yerleridir, yaşadığı yerlerdir diyelim. Ve Podcast videomuzu burada noktalandıralım. Umarım ki güzel bir videoymuş. Umarım ki bir sürçiliği yapmamışızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.